Efendim merhabalar. Sansürsüz Futbol'a Lübe ile Ayar Vakti'ne hoş geldiniz. Sayın Lübe Ayar bizlerle birlikte gazeteci arkadaşımız ve Ayar Verecek. Çıktı artık adımız, yapacak bir şey yok. Hoş geldin Sansürsüz Futbol'a. İlk kez program yapıyoruz çünkü. Ben çok teşekkür ederim. Sizle birlikte olmak büyük bir onur. Bir mukabele. Hakikaten çok keyifli bir program olacak. Diş telleri nefis duruyor. Ben çaktırmamaya çalışıyordum ama. Yok vallahi çok güzel duruyor. Yani alışmaya çalışıyorum. Bence çok güzel, çok şık duruyorsunuz. Teşekkür ederim. Her zaman kendiniz çok güzelsiniz. Çok naziksiniz, çok mersin. Evet, çünkü az sonra böyle bam 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 geleceği için ben şimdi ortamı yumuşatıyorum. Davayla başlayalım. Evet. Dava sürecini hatta beraber takip etme şansı yakalamıştık. Siz de hep Çağlayan Adliyesi'ndeydiniz, ben de oradaydım. Ve son olarak karar aşamasına yıllar sonra gelindi. Maalesef adalet biraz geç tecelli etti. Ve 2001, bugün 2021... 10 yıl sonra sürece baktığımızda nasıl bir resim çizersiniz? Hani demiş ya Abidin, bana mutluluğun resmini çizer misin diye. Bu bana adaletin resmini çiz demeyeceksek eğer 10 yıl büyük bir gecikme çünkü. Ama sürpriz değil. Çünkü Türkiye'de bir dava aşağı yukarı bu kadar sürüyor zaten karara bağlanmasıyla. Tabii bizim Çağlayan'da takip ettiğimiz dava ana davaydı. Sözde şike davası. Yani Aziz Yıldırım, işte Beşiktaş yöneticileri ve diğer kulüp yöneticilerinin ve futbolcuların yargılandığı dava. O şu an ikinci kez görüldü. Yeniden Yargıtay'a gitti. İkinci kez Yargıtay'a gitti. Ve çok yakın zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı oradaki beraat kararlarının onanmasını talep etti. Ve o davada önümüzdeki 4-5 ay içinde umuyorum ki neticelenmiş olacak. Bu kumpas davası ise o davanın sanıklarına işte çeşitli suçlarla, kumpas kurmakla suçlanan eski emniyet müdürleri, dönemin medya grubu başkanları vesaire çeşitli gazetecilerin yargılandığı bir davaydı ve bu dava nihayetlendi. Yerel mahkemede İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 88 sanığı alt sınırdan uzaklarda yani çok büyük cezalar çıkarttı. 390 yılı falan gördüm. İşte mesela organize şube müdürü Nazmi Ardıç 1971 yıl hapis aldı, hapis cezası aldı ki Nazmi Bey beni ifade için emniyete çağırmıştı. Sonra o gencecik polislerin içinde oturup karşıma işte ben bu operasyonun başındaki amirim, bize güvenin, Aziz Yıldırım'ın sizi tehdit ettiğini söyleyin, biz sizi her şekilde koruruz, işinize, gücünüze, güvenliğinize sahip çıkarız demişti. Ve ben o zaman olmayan bir şeyi kabul etmemi istediğinizin farkında mısınız? Yani Aziz Yıldırım beni tehdit etmiş olsa bundan benim haberim olması gerekmez mi? Yok öyle bir şey diyorum, biz biliyoruz diyor. Dedi bana ısrarla. Ya benim bilmediğim bir şeyi siz nasıl bilebilirsiniz? Ben tehdit edilmiş olsaydım herhalde sizin bahsettiğiniz şekilde zaten gereğini yapardım. Giderdim savcılığa, karakola bir şekilde bunun gereğini yapardım. Yani o adamlar bu cezalar aslında belki insanın vicdanen çünkü orada son duruşmaya gittim ben. Hepsi son sözlerini söylerken hakime hep dediler ki sayın hakim iki çocuğum var ellerinizden öper dediler sanıklar. Lokman Yanık mesela polislerden biri. Bir yandan da onların çocuklarını düşündüğüm zaman insanın içi sızlamıyor değil. Öyle ya da böyle bu çocuklar babasız büyüyecekler. Benim sızlamıyor biliyor musunuz? Ben çocuklar için üzülüyorum. Ya, sanıklar için değil. Bakın bu noktada hani yapıya baktığımda bu cemaat hadiseleriyle ilgili oluşabilecek her türlü olumsuzlukta en küçük bir iç sızlama ve vicdan muhasebesi yapmıyorum. Nedeni şu, ben davayı baştan sona takip ettim, Lübe Hanım da biliyor. Ve orada Sayın Yelkova'nın eşinin kaç kere düşüp bayıldığını, ailelerin kendilerini nasıl yerlere atıp gündürün bir ağladıklarında. Tabii, Sayın Ekşioğlu'nun çocukları da çok üzüldüler, çok küçüktüler. Nosturoğlu'nun oğlu çok küçüktü. Düşünün şimdi onlarda yaratılan travmayı düşünebiliyor musunuz? Ama işte benim orada diyorum ya, nasıl o gün o çocuklara üzüldüysem, bugün de sanıklarla ilgili en küçük bir üzüntüm yok. Ama o küçük çocuklar babasız büyüyecekler. Neden? Babalarının zamanında Türk hukukuna, yasalarına değil de işte bir cemaatin çıkarlarına ve beklentilerine göre hareket etmiş olmasından dolayı. O çocuklar masum. Onlara o an bir burnum sızlamadı değil. Ama sadece çocukları için. Babalarının hatasını çekecekleri için, bunu hayatları boyunca taşıyacakları için üzüldüm. Ama onun dışında o güçlerini, devletin onlara verdiği üniformayı bir baskı unsuru olarak kullanıp, mesela bana dedi ki Nazmi Erdiç, neye direniyorsunuz dedi. Aziz Yıldırım suçunu kabul etti dedi. Ben de dedim ki yani Aziz Bey şike yaptım dedi. Siz de bunu kimseye söylemediniz öyle mi dedim. Yani düşünürseniz olmayan şeyleri bile polis muhabirleri canlı yayında anlatıyorlardı. İşte Emenike'nin para sayma makinesi varmış diye konuşan muhabir de yargılandı bu davada.
Hala şu an gerçi meslek hayatına devam ediyor. Onlara bir şey olmuyor. Nasıl olmuyor anlamış değilim. Ama işte Aziz Bey suçunu itiraf etti. Siz de onun sizi tehdit ettiğini kabul edin gibi saçma sapan hiçbir yani geçerliliği olmadığı gibi mantıklı bir yanı da yok. Onun dışında o dönemde yaşanan süreç hakikaten çok travmatik. Yani çok. Baktığımızda ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ertem'le yayın yapıyorduk CNN Türk'te. Koşa koşa sonuçları getirdim. O sırada tabii Fenerbahçe taraftarı da çok öfkeliydi. Tabii. Çok her haklıydı. Gün, öfkesini bize karşı da yansıtmıştı. Ki haksız bulmuyorum. Yani bazen kontrolden çıkabiliyor bazı durumlar. Ama şunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Ki bunu 15 Temmuz hadisesinde de gözlemleyebildik. Sayın Aziz Yıldırım'a hepimiz gülmüştük hakikaten. Ve bırakın Fenerbahçe'yi, Türkiye elden gidiyor ifadeleri. Tabii. Bence hani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleri var ya işte ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Ne mutlu Türk'üm diyene falan. Bence Fenerbahçe stadının girişine yazılmalı. Ne şikesi memleket elden gidiyor lafını Aziz Bey söylediğinde ilk duruşma yargılama için Şubat 2012'de Silivri'deydik. Buz gibi bir hava. Bu arada ben Fenerbahçeli değilim ha. İnsanlar yanlış anlamasınlar. Çok iyi biliyorlar Fenerbahçeli olmadığını. Yok tabii. Ondan sonra orada Aziz Bey mahkeme ara verdiğinde basın işte Ertuğrul Özkökler var, Sedat Erginler var. Bir kalabalık bir basın grubu takip ediyor. Aziz Bey sanık sandalyesinden kalkıp arada bize basına geliyordu, yaklaştı. Geliyordu, evet. Ve orada öylesine böyle spontane çıkmış bir cümle işte şike mike konuşurken döndü dedi ki ne şikesi? Evet. Memleket elden gidiyor. Ne konuşuyoruz biz burada dedi. Ve o sözünü hemen o an hemen tweet atarak duyurmuştuk dışarıya. Hatta ben yazdığım kitaba da bu ismi verdim. Çünkü gerçekten tarihi bir cümle. Senin de söylediğin gibi. Nitekim Türkiye'de insanlar yani Fenerbahçeliler dışındakiler de kastediyorum. Büyük bir kitle 3 Temmuz davasıyla anladı gerçekten meselenin şike olmadığını. Yani ne zaman yasa değişikliği gündeme geldi mecliste bambaşka bir irade. Yani insanların yüzlerce yıl hapiste. Düşünün ki velev ki bir şike suçu var. Normal şartlarda 6222 sayılı yasa diyor ki şike suçu işleyenler Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılanırlar. Ama burada Aziz Bey ve tüm bu sanıkları suç örgütü üyesi yapmak için abuk subuk şeyler, başkalarının evinden çıkmış silahları Aziz Bey'in evinden çıkmış gibi göstermeler, olmayan bir uydurma bir şiddet suçlaması. Yani çünkü suç örgütü ya şiddet temeli olması lazım, şiddetle bir şey yapıyor olması lazım. Yani zorla şiddet kapsamına sokarak bir çete havasına sokulması ve o günlerde darbe mahkemelerinin kurulduğu salonda yargılanıyor Fenerbahçe Başkanı. Yani korkunç ortamlardı tabii. 10 yılda olsa ettiklerini buldular diye düşünüyorum. Aziz Bey'in fotoğrafı yansıdı mahkeme kararının medyaya da döndüğü dakikalarda. Böyle o bürosunda herhalde bir yerde oturmuş izliyor. 10 yıl yani ama 10 yıl hiç kolay geçmedi insanlar için. Tabii ki bu sanıklar sonuna kadar hak ediyorlar bu hapis cezalarını. Orada avukatlar, müdahil avukatlarının çok güzel savunmaları oldu son gün. Mahkeme öyle cezalar vermeli ki bir daha hiç kimse Atatürk ülkelerinden ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarından sapma cüreti göstermesin. Herkes bu cezaları hatırlasın demişti avukatlardan biri ve çok yerinde bir savunmaydı, ifadeydi. Mahkeme heyeti de sağ olsun bunu söyledi ama tuhaf bir şey var. Düşünün yani mahkeme heyeti son gün şunu söyledi. Sanıklar bizi tehdit ettiler dedi mahkeme heyeti. Tehdit edildiğimiz halde onları kulaklarımızı tıkadık ve hak ettikleri cezaları verdiğimizi düşünüyoruz diye açıklama yaptılar son gün. Düşünün bu yapı yani biz burada böyle konuşuyoruz. Bir yapı şey geçmişte değil yani. Yani. Tabii ki değil. Yani siz ben açıkçası futbol maçı izlerken de hiçbir şeyin değişmediğini görebiliyorum. Dün Ahmet Ercanlar'ın yaptığı yayını izledim ben. Birileri ne yani en azından ismi geçenlere çok abartılı bir tepkiymiş gibi gelebilir ama öyle değil. Yaşayanlar biliyor en azından. Yani burada ceza alan, kumpas davasında ceza alan 88 sanık dışında kimse yok mu Fenerbahçe'yi linç eden, yargısızca infaz eden? Dün Ahmet Ercanlar'ın saydığı isimlerin yazdıkları, yani daha düşünün ortada bir suçlama yokken, henüz Fenerbahçe ya da cemaat gibi bir iki kutup söz konusu değilken Türkiye'de, sonrasından kocası TFF'de çalışacak olan bir akademisyen diyor ki, işte Fenerbahçe'nin hakemi, TFF'yi, cemaati yenmediği bir maç var mı acaba diyor. Operasyondan aylar önce. Çünkü neden?
Ben kitabımda da yazdım bunu. Çok fazla insan bu operasyonu biliyordu önceden. Aylar öncesinden. Ben çevremizde bir sürü gazeteci var biliyorsunuz. Ve orada şunu söylüyordum konuşmalarımda anormal şeyler olduğunu. Mesela bana, işte ben Fenerbahçeliyim ama ben spor muhabiri değilim. Hiçbir zaman olmadım biliyorum. Ben yargı muhabiriyim ve normalde maçlara giden bir yargı muhabiri. Fenerbahçe'yle bir işim yok ki. Spor haberi üretmiyorum çünkü sonuçta. İşte 5'te 5 yapmış bir takımın taraftarıyım. Tişörtümü giymişim arkadaşlarımla buluşurken. Yani Fenerbahçe tişörtleri var üzerimde. Ve bana bazı gazeteciler diyorlar ki Lube bunları böyle giyme falan. İşte yarın bir gün bir şey olur utanırsın. Bak aylar önce, operasyondan birkaç ay önce. Ben ne demek istiyorsun? Bunlar hep nedense hep Galatasaray Kulübü'ne yakın gazeteciler. Galatasaraylı kimlikleriyle spor yayıncılığı yapan gazeteciler. Ve aylar sonra gördük ki bu insanlar biliyorlarmış. Biliyorlarmış. Yani ve ben o dönemde tutamamışlar çenelerini yani. Yani 22 yıldır sekreteriydim. Ben hiçbir şekilde çok net söylüyorum duymadım, görmedim. Bu arada beğenmeyi ve takip etmeyi, abone olmayı ama en önemlisi bizi takip etmeyi unutmayınız. Ben duymadım. Çok açık ve net söyleyeyim. Hani ben gazete ki o dönemin en gözde yani Doğan grubunun en önemli bültenlerini bir numaraya çıkan bültenleri sunuyorduk. Ama şöyle söyleyeyim zaten o kişileri şimdi seçmişler mi diyorsunuz? Tabii seçilmiş yani ilişkileri nedeniyle seçilmiş insanlar. Nasıl dönemin diyorum ya TFF çalışanları sonradan gidip Galatasaray Kulübü'nde profesyonel yönetici olanlar önceden biliyorlardı. Yani bana bir, o gün o yüzden Mehmet Ali Aydınları ben hiçbir zaman böyle masum, kullanılmış, aldatılmış olarak görmedim. Sürece baya baya hazırlanıldığını, çok fazla insanın bunu bildiğini, çenesini tutamayanların da böyle benimle yaptıkları sohbetlerde olduğu gibi ağzından kaçırdığını düşünüyorum. Ama Sayın Aydınların kandırılmış olabileceğini hani bazen hayır, diyoruz ya. Düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim. O yaşta bir insanın da kandırıldım demesi de bana komik geliyor. Kandırılmış olsa da dememeli insan. Ya yaşına başına bakar der ki kandırıldım hiç hoş bir ifade. Ama bazılarımız kullanmadı mı bunu? Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Kim? Sizin dediğiniz ifadeyi ben kullandım. Yani yayınlarımda kullandım. Hatta şöyle bir şey kullandım. Dedim ki velev ki şike var. Velev ki var. Ya bence yok da var. Sayın Aziz Yıldırım yanlış mahkemede, yanlış biçimde hapisle yargılanması tabii. Doğru mu? Tabii. Asıl soru bu. 62-22'yi iyi analiz etmek lazım. Ve şu ifadeyi kullandım. Çok önemlidir bu. Dün Ahmet'e anlattım. Sen kendi yayında anlat dedi. Dedim ki yargıda vahamet var dedim. Yargıda büyük bir vahamet var dedim. Yayından çıktığımda yanımda o dönemki genel müdürümün sekreteri böyle koşarak geldi. Dedi ki sen genel müdür aşağıya sizi çağırıyor dedi. Koşa koşa indim aşağıya. Buyurun efendim dedim. Dedi ki ne kadardır çalışıyoruz? 20 yıldır. Dedi bütün ekibi çağır. Bütün ekip geldi. Spor servisinin bütün ekibi. Benim bütün spor spikeri arkadaşlarım şahittir bu olaya. Çok güzel. Ben bir 15 dakika fırça yedim. Ama öyle böyle bir fırça değil. Bunu ilk kez anlatıyorum. Sonra dedi ki yargıda vahamet var ne demek kardeşim dedi ya sen kimsin dedi bunu söyleyebiliyorsun dedi. Seni şu an kovmak istiyorum dedi. Ama hem İlker Bey'in dedi sana olan inancı hem de bizim 20 yıllık geçmişimize binaen seni kovmuyorum dedi. Buna net isim vereyim ben o zamanki CNN'in genel müdürü Sayın Barış Tümay. Benim kıymetli arkadaşım Sabri Ugan, Ertem Şener, sevgili İlker Yasin herkes şahittir odada ve ben hani yer yarılsa içine girsem dediğiniz an olur ya. Söylediğiniz hiçbir şey yok. Evet yani ben yer yarılsa da içine girsem ki benim hangi takımı tuttuğumu da biliyordu. O an öyle onu düşündüm ve çok üzüldüm hakikaten. Ve sonra attığım her tweette falan çok özen göstermeye çalıştım. Çünkü hakikaten şunu çok net söyleyeyim hep bir iş kaygısı oldu. Hani tabii, ben acaba bu şeyi savunursam işsiz kalır mıyım korkusuna kapıldım. Bunu bence bazı gazeteci dostlarımız da yaşadılar. Şimdi bak çünkü şunu kabul ediyorum. Küçük son cümlemi söyleyeyim efendim. Çünkü yukarıdan büyük bir defansla yani ben Doğan grubundaydım. Aydın Bey'den, Arzuhan Hanım'dan, Mehmet Ali Yalçın böyle bir şey hiç görmedim ama genel müdürümden gördüm. Bu defansı gördüm. Bence gazeteci bazı arkadaşlar da buna mahkum edilmiş olabilir. O yüzden kandırılmak ifadesini katılıyorum. Kullandım. Hele mesela şunu söyleyeyim. Bazı yargı ben yargı muhabirliğinden geldiğim için aldanmadım buna. Çünkü gerçekten oradaki örgütün nasıl yapılandığını, o savcıların, polislerin nasıl çalıştığını gördüğüm için ben bu yemi yutmadım. Ama mesela spor yazarı bunu yutabilir. Ya ben adliyeyi başlangıçta yutabilir net söylüyorum. Bilmezler çünkü. Ya ben şey dedim. Bu Çağlayan da adliye varmış yani. Biz orayı yeni görüyoruz dedim. Evet tabii. Ama ben şunu da hayretle yani bir kere şunun altını çizmek lazım.
Benim gibi yargı muhabiri olanlar bile yıllarca bu savcıların, bu polislerin yemini yuttu. Onların söylediği haberleri yazdı. Diyeceksiniz ki ya ben bunu söylemeye de çekiniyorum. Kimseden daha zeki değilim, kimseden daha özel de değilim ama Türk Ceza Kanunu'nu biliyorum. Yani Türk Ceza Kanunu der ki davası açılmamış bir dosyayı yazamazsın, bu yasak. Yani bunu sana söyleyen savcı da olsa yazmamalısın. Orada muhabirlerin aldandığı bu oldu. Ve ben ne zaman niye bunu yapıyorsunuz? Ergenekon soruşturması boyunca neden bunu yapıyorsunuz diye sorduğumda dediler ki savcının elinde çok önemli deliller olmasa böyle önemli şeyler söyleyemezdi. Böyle büyük iddialar ortaya atamazdı. Halbuki sadece büyük bir yalanı çok fazla insana yazdırmak üzere kullanıma sürdüler ve böylelikle büyük yalanlarla bir intiba yarattılar insanlarda. Bu kadar basit. Halbuki ben Milliyet Gazetesi'nde bana tek soru sorulurdu. Bu yazdığın haberin, bu dosyanın iddianamesi hazırlandı mı, yargılaması başladı mı? Çünkü öbür türlüsü suçtur. İşte bu kriteri dikkate aldığım için ben aldanmadım. Ama hep söylüyorum, spor yazarı aldanabilir. Hele de bütün medya aynı şeyi yazıyorken aldanabilir. Çünkü bilmiyor, hukuk bilmiyor, dosya görmemiş, bilmiyor. Ama onlardan da açıkçası bir özür beklerim mesela. Mükemmel bir saptama yaptınız. Yani ben mesela masumiyet karinesi ifadesini orada gördüm. Çağlayan Adliyesi'nin yerini orada gördüm. Haberciliği yaparken işte sevgili Ertem'le birlikte koştururken birçok şeyi orada gördük. Ya özetle evet bazen bazı kimliklerin yanıldığını söylemeleri, bazı noktalarda hatalar yapıldığını ifade etmeleri doğrudur. Ama olayın bu noktada son bulmuş olması da sevindirici. O yüzden az önceki ifade edilen, yani insanlar çok acı çekti. Birilerinin üzüntüsü, birilerinin sevinci olmamalı. Ama o acı çeken insanları unutmamalı. Dünyada bir yıl takımı için hapis yatan var mıdır? Ben yatmam mesela. Yani varsa da ben bilmiyorum. Ama şu da var. Bugün Fenerbahçelileri bu kadar inciten, üzen bir süreç bitti. Ve kumpas davasıyla bu insanlar ceza aldılar ama günlerce, haftalarca alevli toplarla Fenerbahçe'nin adını anarak, şikeyle itham ederek yayın yapan o gazeteler, televizyonlar kumpas davası sonuçlandığında Fenerbahçe'nin adını bile anmadılar. Yani Fenerbahçe'ye kurulan kumpas çöktü demediler. Futbolda şike kumpası ama çöktü sistem dediler. Değişti. Ama bu da hiç hoş yönetseller değil. Yani o kadar bu ya o zaman Fenerbahçeliler mi boşuna acı çekti? 10 yıl bu. Düşünün, o davada 7-8 kulüp vardı. Sadece Fenerbahçeliler konuşuldu. Fenerbahçe taraftar ve Fenerbahçe kulübüne laf söylendi. Ve ben o süreçte en çok şuna itiraz etmiştim. Bu bir dava. Spor programlarında bu davayı konuşmayı bırakın artık. Çünkü anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz, yanılıyorsunuz ve yanıltıyorsunuz dedik. Dinlemediler. Ratingten yararlandılar. O futbol programlarında dava konuşuldu ve Fenerbahçe infaz edildi. 10 yılın sonunda yanıldınız ve insanları üzdünüz, yaraladınız. Özür dilemeniz gerekiyor diyorum sadece. Son noktayı böyle koyalım, müsaade ederseniz. Bir ara mı veriyoruz şimdi? Efendim bir ara verelim. Çünkü 646 milyon lira gibi bir gideri olduğunu söyledi Sayın Başkan. Dün ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi, değerlendirdi. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve Sayın Lübe Ayar'ı takip etmeyi unutmayınız. Hem Twitter'da Sansürsüz Futbol hesabından da bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Keza yine YouTube'da bu yayının hemen altından soruları yönlendirirseniz ben de Sayın Lübe Ayar'a sorma şansını yakalarım. Efendim çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür keyifli ederim. Bir İkinci bölümde görüşmek üzere. İkinci bölümde bu kez Ali Koç ve Fenerbahçe'yi konuşacağız.